Selam dostlar, bu videomuzda Mateo marka M4 akıllı bilekliğin bir incelemesini yapıyoruz. Mateo M4 olarak geçiyor ama kutu üzerinde herhangi bir Mateo ifadesi yok arkadaşlar. Böyle bir 4 rakamı var. Yan taraflarında şöyle özellikleri yazılmış bu tarafta. Burada da bazı teknik bilgileri var. Satıcı tarafından paket içerisinde şöyle bir kağıt gönderilmiş. Kağıdı da yanlış kesmişler. Ama burada satıcı hızlı şarjın cihazı bozabileceğini ve bunun garanti kapsamı dışında olduğunu ifade etmiş. Şimdi daha öncesinde birçok bileklik inceledik. Polosmart, yine bir tane daha Polosmart, Pirana. Şimdi 3 saat bunu bir açtım, şarj ettim. İçerik ve özellik olarak tamamen aynı. Şarj soketlerinde bazı farklılıklar var. Yani bunlardan herhangi bir farkı yok. İçerik olarak, özellik olarak. Diğerlerini incelerken Mi Band 4 ile karşılaştırıyorduk. Bunu tam olarak Mi Band 4 ile karşılaştırabiliriz. Çünkü bu bileklik kutusu dahil tamamen Mi Band 4'ün çakması gibi yapılmış. Elimizde Mi Band 4'ün orijinal kutusu var. Boyutları da birebir aynı. Burada Mi Band 4'ün bayağı bir özelliği yazarken burada sadece teknik bilgiler verilmiş. Özellik ve donanım bakımından tabii Mi Band 4 ile karşılaştırılamaz. Ne demek istediğimi videonun devamında Mi Band 4 ile karşılaştırdığımda göreceksiniz. Bu şekilde bir içerikle karşılaşıyorsunuz. Şu şarj cihazı. Burada da cihazın kendisi var arkadaşlar. Şarj soketi de Mi Band 4'ten daha iyi bence. Yani kablo olmasına gerek yok. Mi Band 4'ün böyle bir şarj soketi var. Şuradaki iki noktanın burada gördüğünüz iki noktaya denk gelmesi gerekiyor. Şu şekilde takıyoruz. Powerbank'e takalım. Powerbank'imizde şarj var mı bilmiyorum ama. Bakın böyle şarj edebiliriz. Telefonla eşleştirip incelemelerini yapalım bakalım. Fitpro uygulamasını yükledik. Uygulamanın Android ve iOS sürümlerinin linkini videonun açıklama bölümünde görebilirsiniz. Fitpro programını açıyoruz. Kabul ediyorum kısmına tıklamamız gerekiyor. Birçok şeyi onaylayacağız burada ki cihaz doğru çalışsın. Uygulamanın alması gereken izinleri burada belirtiyor. Kabul ediyorum diyoruz. Konuma erişime uygulamayı kullanırken izin verdik. Cihazımız zaten açık. Artık şu jelatini de kaldıralım. Şöyle çizikler var. Bu her saatte oluyor. Ben anlamıyorum ya bunu. Yani bu şekilde çizik olması 0-1 saatin çok büyük bir sorun bence. Yani silmekle de geçmiyor maalesef. Normal bildiğimiz çizik bunlar. Bunun bağlantısını gerçekleştireceğiz. Şu an bakın 01:21 görünüyor. Saatimiz 19:37 şu anda. Bağlantı yaptıktan sonra saat eşleşecek otomatik olarak. Fitpro uygulamasında şu alt bölümde daha fazla kısım var. Buraya basıyoruz ve üst bölümde daha fazla özellik keşfetmek için cihazı bağlayın diyor. Buraya bastığımız zaman bu taramada saati bulması gerekiyor. Herhalde 716'dır diye tahmin ediyorum. Şu 716'ya bastım. Şu an bağlanmayı bekliyor. Evet, tamamlandı dedi. Evet, bağlantı tamamlandı mı bakalım. 7:38. Saatimizde 19:38. Yani bağlantıyı sağlamışız. Zaten bağlantıyı sağladığımızı da şu bölümdeki bağlantı işaretinden anlayabiliyoruz. Normalde şu an akşam 19:47 saatimiz. Ama bu saatlerde şu ortadaki tuşa uzun bastığınızda bu saatin formatının değişmesi lazım. Ama şu an elimizdeki saatte değişmiyor. Kullanma kılavuzunda şu bölümde de aynı ifade var. Bakın şurada 2 saniye bastığınız zaman saat formatının değişeceğini söylüyor. Ama bu saatte herhangi bir değişim yok. Şöyle 2 saniye basıyorum, bırakıyorum. Gene yok. Tamam, devam edelim. Şu bilekliğin kordonunu bir takalım. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Şu alttan da şöyle taktığımız zaman kordon yerleşmiş oluyor. Çıkartmak için de şöyle tuttuktan sonra şunu yukarı doğru kaldırdığınızda şuradan ayrılıyor zaten. Daha sonra bıraktığınızda bu şekilde çıkartabilirsiniz. Şimdi biz uygulama üzerinden neler yapabiliriz onu bir görelim. Bu bölümde ekranı aydınlatmak için bileğinizi çevirin kısmı var. Bunu etkinleştirdiğimizde bileğimizi her çevirdiğimizde bu şekilde ekranın açılmasını sağlayabiliriz. Şimdi bunu test edelim, hemen bir takalım. Bu şekilde ekranı çevirdiğimizde gördüğünüz gibi ekran açılıyor. Alarmlar kısmı var. Alarm kuralım hemen. Bir tane şöyle şunları da seçelim. Onaylaya basalım. Sanıyorum 4 kez titredi. Daha fazla titremiyor. Alarm dediğimiz bu arkadaşlar. Cihazımı bu kısmı bilekliği eğer kaybettiyseniz bulmak için basıyorum. Sadece bu kadar titriyor. Bir uzun bir kısa. Uzaktan fotoğraf çekme. Uygulamanın içerisindeki bir kamera ekranı açılıyor. Uygulamada açılıyor bu arkadaşlar. İzin ver diyoruz. Şu anda bir kamera ekranı açık. Şuraya bir kere bastığınızda ekran 3 saniye sayıp bir tane fotoğraf çekiyor. Bunun da mevzusu bu. Şimdi burada mesaj gönder kısmı önemli. Bakın bu mesaj gönder kısmında bilekliğe gelecek bildirimleri ve aramaları aktifleştiriyorsunuz. Bunun için de Android veya iOS'ta izin vermeniz gerekiyor. Şunu bir düzeltmediler. Bu alarm silinsin mi? Aslında gelen aramaları görmeniz için aktifleştirmeniz gereken ayar. Bunu aktifleştirmek için telefon çağrılarınıza Fitpro'nun ulaşması gerekiyor. Bunu kabul etmeniz lazım. Telefon arama kayıtlarınıza erişimine izin verilsin mi diye bir izin istiyor. Bunu izin vermezseniz, işlerinize erişmesine izin vermezseniz, telefon etmesine ve aramaları yönetmesine izin vermezseniz burada çağrıları göremiyorsunuz. Bunların izinini vermeniz gerekiyor. Buradaki diğer ekranlarda Türkiye'de çok fazla kullanılan SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp ve Instagram mesela. Sadece bu uygulamalardan bildirim alabilirsiniz. Başka uygulamalardan bildirim alma şansınız yok. Mesela WhatsApp'ı aktifleştirmek için Fitpro'nun bildirimlere ulaşmasına izin vermeniz gerekiyor. Aç'a bastığımız zaman bakın bildirim erişimi gibi bir ekran açılıyor ve Fitpro'ya giriyoruz. Bildirimlere erişime izin ver diyoruz. Burada olası risklerin farkındayım deyip 10 saniye bekleyip tamama basıyoruz. Geri çıkacağız. Bundan sonrasında artık
istediğimiz uygulamaları aktifleştirebiliriz. SMS'i de aktifleştirelim. SMS'lere ulaşamada izin veriyorum. İzin ver diyorum. Şu arama ayarları kısmı aslında tema ayarları. Karşımıza tema ekranı çıkacak. Maalesef Fit Pro'da sadece arka planları değiştirebildiğiniz tema düzenleri var. Burada siz istediğiniz bir arka planı da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela buraya bir tanesine bastım. Şuradaki arama arka planını yazan saçma bir butona basıyorsunuz. Telefonunuzun galerisindeki resimler açılıyor. Ben şimdi bir tanesini seçeceğim. Bir fotoğrafı seçeyim. Şimdi bu fotoğrafı şöyle yapalım. Daha sonra şuraya basıyoruz. Saatin ekranını bu şekilde görebilirsiniz. Veya şu alt bölümden farklı konumları seçebilirsiniz. Mesela şunu seçelim, şunu seçelim. Tamam, bu iyi. Daha sonra senkronize arama diyoruz ve saate aktarıyoruz. Şu an tema saate aktarılıyor. Temayı saate aktardık. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Biz tekrar normal temaya geçelim. Şimdi burada arka plan ayarı diyor bakın. Az önce verdiğimiz bütün izinlerle aslında biz ayarları yapmış olduk. Ama eğer bildirimler gelmiyorsa, arama geldiğinde bileklik titremiyorsa şu arka plan ayarı kısmına girip buradaki yönergeleri izlemeniz lazım. Şimdi ilk olarak şu mesaj olayına bakalım. Şöyle bir tane mesaj sallayalım 7000'e. Bakalım ne olacak. Bakın gördüğünüz gibi gelen mesaj buraya da direkt geldi. Bunun daha fazlasını göremiyorsunuz. Şu bilgi bölümüne girip buradan tekrar mesajı görebilirsiniz ama devamını göremiyorsunuz. Bu kadar karakterde ekranda bildirimi görebilirsiniz. Daha fazlası için telefonunuza dönüş yapmanız gerekiyor. Şimdi bir tane de bu telefonu arama alalım. Bakalım nasıl görünecek. Evet, gördüğünüz gibi şu an saat titriyor arkadaşlar. Yaklaşık 6-7 kere titredi, daha sonra durdu. Şu anda bakın Metin A kişisinden bir çağrı var ve bileklik üzerinde de bu şekilde bir yazı var. Reddetme veya kabul etme gibi bir buton yok. Sadece kimin aradığını bu şekilde görebiliyorsunuz ve şu an bileklik titremiyor. İlk arama anında 5-6 kere titredikten sonra o titreşim de bitiyor arkadaşlar. Herhangi bir hoparlör veya mikrofon olmasını beklemeyin. Konuşma veya ses duyma gibi bir durum yok. Sadece titreşimi var. Bileklikte şu orta bölümde bir tane tuş var. Sadece bu tuşla kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir dokunma işlemi yok burada. Mi Band 4 gibi beklemeyin yani bunu. Ortadaki tuşla bu şekilde ilerleyerek gidebilirsiniz. Uzun basmak da enter demek aslında. Şimdi menüde biraz gezelim. Bastığımız zaman adım sayar kısmı var. Adım sayara girmek için şöyle uzun basıyoruz. 35 adım atmışız. Aslında hiç atmadık ama hareket ettirdiğimizde bu şekilde bir sonuçla karşılaşıyoruz. Kalp atış hızı, hemen buna basıyorum. Şu anda kalp atış hızını ölçüyor. Şuradan gördüğünüz gibi. Boşta ölçüm yapacak mı bakalım. Evet, 76 ölçtü. Ölçtüğü 76'yı burada da görebiliriz. Bakın 76 ölçmüş şu anda. 90 ölçtü. Bu da 99 ölçtü. Evet, heyecan yaptım şu an. Değer böyle. Şu an Mi Band 4 ölçüyor. Bunu da ölçtürelim. Mi Band 4 103 ölçtü. WhatsApp'tan bir bildirim geldi. Bu 95 ölçtü arkadaşlar. Müziğe gelelim. Müzikte açtığımız zaman kırmızı olan buton hangisini kontrol etmek istediğinizi gösteriyor. Şimdi ben ileri butonunu alıyorum ve uzun basıyorum. Şarkıyı ileri alabiliyorum. Geri almak için yine bu butona geliyorum. Şarkıyı geri alıyorum. Durdurmak için bu butona gelip basıyorum. Aramak telefonunuzu bulmanız için. Şöyle uzun basalım buna. Şu an telefon hatırlatıcıda telefon aranıyor gibi bir uyarı var. Devam edelim. Tema. Uzun basıyorum. En son yüklediğimiz bir tema var. Ve ayrıyetten şu 3 tema var arkadaşlar. Daha fazla tema yok maalesef. Şimdi bu bilekliğin kordonu değiştirebilir misiniz? Evet, değiştirebilirsiniz. Çünkü Mi Band 4 ile birebir aynı kasa boyutlarına sahip arkadaşlar. Şimdi Mi Band 4'ün bilekliğini çıkartıp şuna bir takacağım bakalım. Çıkartıyorum. Bunu da çıkartalım. Mi Band 4'ün bilekliğini takıyorum. Evet, Mi Band 4'ün bilekliği birebir aynı oturdu arkadaşlar. Mateo M4'ün kordonu da Mi Band 4'e birebir aynı oturuyor. Ve bu bilekliğin oturduğu şu kısımlarında aynı dizaynda olduğunu görebilirsiniz. Ekran parlaklıkları konusunda tabii ki Mi Band 4 daha iyi. Ayrıca bunun ekran parlaklığını ayarlayamıyorsunuz. Sabit şu parlaklıkta görebilirsiniz. 0-1 saatte şu görüntünün olması pek bir iç açıcı değil. Şimdi su geçirir mi diye sorarsanız az önce ben kordonu takarken olan şeye bakın. Şöyle elimle şurayı şöyle kastırıp gördüğünüz gibi ekranı çıkartabiliyorum arkadaşlar. Bu yani mevzu. Yani eğer bu kapağı ben elimle bu şekilde çıkartıyorsam bu saatin su geçirmez olduğunu söylemek mümkün değil. Bu şekilde bir ekran koyulmuş. Ekran emanet gibi duruyor burada arkadaşlar. Buton da şurada. Şurada dediğim gibi bir sürü bileklik inceledim. Şu gördüğünüz bütün bileklikleri inceledim. Ama ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Direkt kasanın elle çıktığı bir durum var ortada. Yani çalışıyor mu? Çalışıyor. Sıkıntı yok. Şurada iki tane tırnak var. Bu tırnakları şuraya yerleştirip tam anlamıyla Mi Band 4 çakması olan Mateo bilekliğin incelemesi bu şekilde. Karar size kalmış. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.